istenen sistemin biz şu anda uygulamasını görüyoruz. Yani sistem kurulmuş durumda, meşruiyetini sağlamak üzere halkın oyuna başvuruluyor. Plebisit yöntemi, yani Bonapartizmi var eden, Bonapartizmin temel tanımı niteliğinde olan referandum usulüne gidiliyor. Ve peşinden biz herhangi bir demokratik çerçeve içerisinde tanımlanmayacak başkanlık ya da cumhurbaşkanlığı adı altında güç temelküzüne dayalı kişi kültünün öne çıktığı bir sisteme resmi olarak geçeceğiz. Bugün işte Cebeci'de, kampüste atılan hocaların durumunu konuşurken, tartışırken aynı zamanda geleceğimizi görmüş, kendi geçmişimizde yaşamış oluyoruz. Dolayısıyla hayır çıkmış olması demokrasi için imkanı koruyacak ama evet çıkacak olması bu imkanı çok çok ileri bir tarihe ertelemekten başka bir anlama gelmeyecek.